Atlar inanılmaz derecede eşsiz yaratıklardır. Bugün dünyada yaklaşık 600 farklı cins var. Her at kendine göre güzel olsa da bazı atların muhteşemliği gerçekten nefes kesiyor. Kendine özgü renkleri olan atlardan krallara layık olanlara işte dünyanın en güzel 14 at cinsi. Bir numaraya kadar mutlaka izleyin. Frizyen. Frizyen atları Hollanda'ya özgüdür. Bu atları parlak siyah tüylerinden ve boyunlarını süsleyen kalın yelelerinden kolayca tanıyabilirsiniz. Sadece estetik olmakla kalmazlar. Aynı zamanda inanılmaz derecede güçlülerdir. Orta çağda Frizyen atları kralları ve eşyalarını taşımıştır. At arabalarında kullanıldılar ve hatta Hollanda'daki tarımın gelişmesinde önemli bir role sahipler. Bu cins atlarla ilgili en şaşırtıcı olansa, bugün sayıları çok fazla olmasına rağmen 20. yüzyılda neredeyse soyları tükenecekti. Kelimenin tam anlamıyla sadece 3 tanesi kalmıştı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde bu cins atlarla ilgilenildi ve bugün binlercesini dünyanın her yerinde tüm ihtişamıyla görebilirsiniz. Marvari. Marvari atının kökeni eski Hindistan'a, günümüzde yarısı Pakistan, yarısı Hindistan'da olan Penkab'a kadar uzanıyor. Uzun, ince bacakları göründüklerinden daha güçlüdür ama onları diğer atlardan asıl ayıran özellik kıvrık kulaklarıdır. Bu atlar inanılmaz bir işitme kabiliyetine sahiptir ve uzaktaki bir sesi takip edebilirler. Bunlar zamanında Hindistan'daki kraliyet ailelerinin kullandığı atlardı. İnsanlarla oluşturdukları güçlü bağlar sebebiyle ailenin bir parçası gibi muamele gördüler. Her dışarı çıktıklarında taktıkları kendilerine özel takı setleri bile vardı. Atların güzelliği söz konusu olduğunda hiçbir masraftan kaçılmıyordu. Lipizzan. Lipizzan atı Slovenya'nın ulusal atı olarak bilinse de aslında doğum yerleri orası değildir. Bu atlar Avusturya'dan özellikle 16. yüzyılda aktif olan bir damızlık çiftliğinden geliyor. Açık renkli atların en güzeli olarak bilinirler. Bugün Viyana'da at terbiyesi öğretilen İspanyol Binicilik Okulu'nda kullanılıyorlar. Okulda yoğun bir eğitimden geçiyorlar ama eğitimin sonuçları kusursuz. Bu atlar çok güçlü, zeki ve atletik oldukları için hemen hemen her at etkinliğine de katılırlar. Lipizzan atları ile ilgili çoğu insanın bilmediği bir şey daha vardır. Tamamen büyümüş olanları açık renkli olsa da doğduklarında simsiyahtırlar. Büyüdükçe renkleri açılır ve son halini alır. Arap atı. Arap atı ırkı günümüzde var olan en eski ırklardan biridir. İlki M.Ö. 3000 yıllarında görülmüştür. Bu güzel atlar başka hiçbir şeye benzemeyen farklı bir kafa şekline sahiptir. Ayrıca yüksek kuyrukları sayesinde çok dengeli ve kendinden emin görünürler. Bu atlar sadece dışarıdan değil, içeriden de güzel. İnsanlarla iyi bağ kurabilen ve komutları çok iyi anlayan en nazik at cinslerinden biridir. İnsanları memnun etmek için büyük bir istekliğe sahip oldukları biliniyor. Her at sahibi bir Arap atı olsun ister diye düşünüyoruz. Kraftstrup atı. Kraftstrup atı güzel bir at ırkıdır. Tüyleri oldukça benzersizdir. Çünkü Dalmaçyalılara çok benzer. Bu at ırkı 19. yüzyılda Danimarka'da ortaya çıkmış ve inanılmaz derecede zeki atlardır. Komutları öğrenmede o kadar iyiler ki son derece ayrıntılı gösterilerde sirk atları olarak kullanımları yaygındır. Görünüşleri o kadar eşsiz ki tüm Danimarka kraliyet ailesi törenlerinde kullanılan ana atlar onlar olmuştur. Bu gerçekten krallara layık bir at. Norveç Fjordu. Norveç Fjordu hem yetiştirilme şekli hem de büyüklüğü bakımından oldukça benzersizdir. Çoğu attan daha küçükler ama yine de midillilerden daha büyükler. Bu da büyük birer midilli gibi görünmelerine sebep oluyor. İnanılmaz derecede güçlü ve kaslı boyunları var ve vücutlarının geri kalanı da aşağı kalmıyor. Bu atlar yüzlerce yıl önce Norveç'te ortaya çıktı ve hala oradaki en popüler ırklardan biri. Çoğunlukla çiftlik atları olarak kullanılan çok zeki oldukları ve komutları çok hızlı bir şekilde öğrenebildikleri bilinmektedir. Bu atlarla ilgili bir başka benzersiz faktör de onlara gerçekten özel bir melek görünümü veren renklendirme işleminden geçmiş olmalarıdır. Appaloosa. Appaloosa yanınızdan geçse hemen fark edeceğiniz bir attır. Ancak bu atın güzelliği her birinin tamamen benzersiz olmasıdır. Benekli desenleriyle tanınan bu Amerikan atları farklı renk ve kombinasyonlarda olur.
Desenleri kendilerine özgüdür. Çünkü tüyleri tek bir katmandan değil, her biri kendi soyunun farklı özelliklerinden etkilenen üst üste birden fazla katmandan oluşur. Onları farklı kılan tek şey tüyleri değil, ayrıca çizgili toynakları da var. Dağlık bölgelerde mükemmel bir performansa sahiptirler. Ancak genellikle bugün bulundukları düz açık alanlarda da iyi performans gösterme eğilimindedirler. Brambi. Bu listede bahsettiğimiz atların çoğu özel ırklar olsa da Brambi öyle değil. Bunlar Avustralya'da bulunan vahşi atlardır. Bunlar filmlerde gördüğünüz dev ovalarda dolaşan atlardır. Saçları uçuşa uçuşa özgürce koşma görüntüleri çok güzel olduğu için filmlerde tercih edilir. Bu atlar ayrıca eğitime çok duyarlıdır ve insanlarla da derin bağlar kurabildikleri bilinmektedir. Sorunlu çocuklarla çalışan hayvanlar olarak kullanımları yaygındır. Hem güzeller hem de iyi kalpliler. Oldenburg. Bu atlar ilk olarak 17. yüzyılda Almanya'da yetiştirildi ve o zamandan beri at dünyasının hakimi oldular. Bu atları en özel yapan şey tavırlarıdır. Aynı zamanda gelmiş geçmiş en iyi huylu atlar olarak da bilinirler. İnanılmaz derecede hoş bir kişiliğe sahipler. Sahiplerini mutlu etmek için çabalıyorlar ve bunu kusursuz bir tavırla yapıyorlar. Güçlü bir yapıları vardır. Çok yüksek dayanıklılığa sahipler ve yükseğe zıplayabilirler. Saatlerce etrafta zıplasalar da yorulmazlar. Shetland Midillisi. Herkesin bir Shetland Midillisi gördüğünde düşündüğü ilk şey ne kadar sevimli olduklarıdır. Bu konuda herkes hemfikir. Güzel kalın tüyleri ve hafif bir yeleğe sahiptirler. Genel sevimliliklerine ek olarak kısa dik kulakları ve geniş gözleri vardır. Ama bakışlarının sizi aldatmasına izin vermeyin. Bu atlar inanılmaz derecede zeki, nazik ve iyi huyludur. İnsanlarla o kadar iyi anlaşırlar ki küçük çocuklara eşlik etmelerine izin verilir. Bu sebeple bu midillilerin genellikle fuarlar ve diğer etkinlikler gibi ticari ortamlarda çalıştığını görürüz. Falabella. Falabella gerçek bile değilmiş gibi görünen minyatür bir at cinsidir. En fazla 80 santime ulaşırlar ama genellikle 70 ila 75 santim arasında olurlar. Küçük boyutlarından dolayı eğitilemez gibi görünebilirler. Ama bu doğru değildir. Aslında son derece zekidirler ve insanlara çok iyi davranırlar. Çok sadık ve sevecen oldukları için iyi eğitilmeleri çok kolaydır. Eğitimleri tamamen bittikten sonra onları engellerin üzerinden atlarken izlemek gerçekten inanılmaz bir manzara. Yakut atı. Çoğu at genelde yemyeşil tarlalarda görülse de yakut atları atların her yerde yaşayabileceğini kanıtlıyor. Yakut atı bir kutup atıdır ve sert havalarda sıcak kalmalarına yardımcı olmak için kalın tüyleri ve eşit derecede kalın yelesi vardır. Shetland midillilerine çok benzerler ama daha kabarık tüylüdürler. İnanılmaz uysal bir kişiliği vardır ve öğrenmeye çok isteklidir. Bu yüzden çiftliklerde, eğer altında ve arabalarda kullanılmak için harika atlardır. Bu atlar ne yapıyor olurlarsa olsunlar, bir masaldan çıkmış gibi görünüyorlar. İspanyol Norman atı. Çoğu at ya çiftliklerde çalışmak ya da ulaşım sağlamak için yetiştirilirken İspanyol Norman atının var olması için çok özel bir nedeni var. Sporda iyi olması. Bunlar inanılmaz derecede çevik atlardır ve akıllarına koydukları her şeyi yapabilirler. İster engellerin üzerinden atlamak, ister başka türde çevik numaralar yapmak olsun, hepsinin altından etkileyici bir şekilde kalkabilirler. Katria. Katria atı esas olarak İtalya'nın Marche bölgesindeki Monte Katria'da bulunsa da tam olarak nereden geldiklerini kimse bilmiyor. Ancak genellikle Kuzey Afrika'da bir yerden geldikleri düşünülüyor. Bu atların çok güçlü yapıları vardır ve çoğu hala vahşi doğada bulunduğundan bu güç işlerine yarar. Zamanlarının çoğunu vahşi doğada gizlenerek geçirirler ve en çok bu yönleriyle bilinirler. Bu güzel atlar gerçek özgürlüğün sembolleridir.